Erdal Kuruçay yayınımıza katılacak. Bir son dakika gelişmesi var İstanbul'da ve Erdal Kuruçay o gelişmenin yaşandığı yerde. Sabah ajansı devam ediyor. Saat 6'dan beri haberleri veriyoruz. Haberleri vermeye devam ediyoruz. Erdal Kuruçay, yayınımıza hoş geldin. Seni dinliyoruz. Neredesin ve ne oldu? Evet Erkan Tan, günaydın. 180 metrelik Singapur bandıralı gemi dün akşam saatlerinde karaya oturmuştu. 3 ayrı romorkör şu anda ona müdahale etmeye devam ediyorlar. Kıyı emniyetine bağlı 2 ayrı romorkör ve yine sahil güvenliğe ait bir bot eşliğinde müdahale devam ediyor. Gece boyunca müdahale etmeye devam etmişti. 180 metrelik kuru yük ve araç gemisiydi ve burada Tuzla'da bakım onarıma alınmıştı. Yaklaşık uzunca süredir burada bakım onarımı devam ediyordu. Fırtınanın etkisiyle bir anda savrularak kayaya oturdu ve şu anda da müdahalenin devam ettiğini söyleyebiliriz. Evet Erkan Tan, 180 metrelik kuru yük gemisi aynı zamanda araç taşıyordu. Singapur bandıralıydı. Uzunca süredir Tuzla Tersanesi'nde bu noktada hem bakımı hem onarımı devam ediyordu. Fakat dün akşam saatlerinde bir fırtına çıktı. Zaten Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden ikazını yapmıştı. Marmara bölgesi için fırtına uyarısında bulunmuştu. 80-90 kilometreye kadar çıktı fırtınanın etkisi ve birçok gemi etkilenmişti. O Singapur bandıralı gemi daha çok etkilendi. Biraz daha açıktaydı o da. Yine bakım onarım çalışmaları devam ediyordu. Fırtınanın etkisiyle savrularak hemen karşı kıyıdaki kenar kıyı dediğimiz alana oturdu ve orada şu anda iki ayrı romorkör, yine kıyı emniyetine ait iki ayrı romorkör, bir de sahil güvenliğe ait bot müdahalelerini dün akşam saatlerinde 23.45'te müdahale ilk o anda gerçekleşti ve şu anda müdahalesi gerçekleşmeye devam ediyor. Sevindirici haberse herhangi bir can ve mal kaybı yok. Çünkü içinde mürettebatı vardı. 18 kişi olduğu tahmin edilen mürettebat savrulmanın etkisiyle hemen kıyı emniyetine haber verdi ve müdahale anında gerçekleşti. İçi de boştu ve müdahale devam ediyor. Biz gelişmeleri kameraman arkadaşım Özden Kul'la takip edeceğiz diyelim ve Tuzla'dan sözü tekrar merkeze bırakalım. Erkan Tan.